Sayın Gülerce, Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda e, adaylığını bir kere daha açıkladı. Son kez vurgusunu evet, da yaptı. O yeniydi işte. Evet. Yani son bir defa aday olacak. Tam bu konuşmanın devamında e, biz milletimize karşı daima hasbi olduk diyor. İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda. Bence en çarpıcı hmm. yeri burası. Ceremi Rıfkı'na bir yani CHP'nin vizyon e, gösterisine diyelim olayına e, atıf yaptı. İthal danışmanlarla yürümedik. Geç o işleri geç. Nedir o ithal danışmanlar falan. Gözümüz de, de hem millete baktı hep millete baktı. Şimdi e, bu bölümleri alıyoruz. Uzun bir konuşması var tabii de. Geçen sefer de söyledim yani sırf Erdoğan'dan mitinginden bahsetmek için değil. Burada bir ana fikir var bakınız. Derenin taşıyla derenin kuşunu vurmada kendi insanımız kullanıldı diyor. Yani sağ sol çatışmasıyla 12 Mart ve 12 Eylül'den önce toplam 5000 üniversite öğrencisi katledildi. Şimdi öyle büyük olaylar yaşadık ki Başbakan asıldı. Öyle büyük olaylar yaşadık ki Menderes'i Türkiye'deki azınlıkların düşmanı gibi gösterip dini azınlıkların e, 6-7 olay, Eylül olayları tezgahlandı. Bunların hepsini çok güzel bir özet geçiyor. Derenin taşıyla derenin kuşunu vurmada kendi insanımız kullanıldı. Hep bizi birbirimize kırdırdılar. Bu çok büyük bir olay. Yani buraya mesela Türkiye'de belli bir kesim ÜTEDE'yi muhafazakar kesimin dışında Kemalistler dediğimiz işte Atatürk'ü her an gündeme getirenler bunu hiç gündeme getiremiyorlar. Neydi o sağ sol çatışmaları? Ve o gün solcu gözüken kişilerin inanarak da bu işe koyulan kişilerin, dev gençlerin falanları filanlar. Bugün bir yaşlara, bizim yaşlara gelmiş kişileri Amerikancı oldular. Amerikanın arkasındalar, küreselci oldular ne sol kaldı demek ki milletin evlatlarını birbirine düşürmek için içimize ideolojileri nifak olarak soktular. Şu cümleyi de söyleyeyim şeye geçelim. TRT World forumundaki konuşmasına hı hı. sadece PKK ve FETÖ terör örgütlerinin ülkemize insani maliyetleri tek başına onlarca yıla bedeldir. Yani şimdi beceremiyorsunuz. Ekonomi çok kötü. Ya neyin üstünde oturuyoruz biz? Bunu hiç konuşmuyorlar. Çünkü bunu konuşmayanlar en az bizim kadar bu meseleyi biliyorlar. Mesela şimdi Almanya'da bir e, tiyatroya benzeyen işte tiyatro diyecekse Kılıçdaroğlu buna diyebilir yani. Niçin yapıldığını bilmiyoruz. Ama Türkiye'deki gibi askere, yargıya şuraya buraya sızmış yüz binlerce kişi değil. Orada şöyle bir şey deniyor. Yani ben eleştiri bağımından söylemiyorum da kendimi rahatımı anlatmak için söylüyorum. Almanya'da görsün bak darbe oluyor muymuş. Anlasınlar Türkiye'de FETÖ'nün nasıl darbeci olduğunu. Anlasınlar lafına itirazım var. Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Amerika Birleşik Devletleri'de, bunların istihbarat örgütleri de. Bak tane tane söylüyorum. Türkiye'de FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in bir darbe yaptığını bizlerden, Türk devletinden daha iyi biliyorlar. Ama? Daha iyi biliyorlar. Ama çıkarlara uymuyor. Yapanlar onlar. işin içinde olanlar onlar. Yani Türkiye'de Fethullah Gülen 20 senedir Amerika Birleşik Devletleri'nde ne 20 senesi 23 senedir. 99'dan beri. Evet. Amerika'dan habersiz Türkiye'de darbe yapmaya kalkmış. Şöyle mi? İmkansız. Onun için biz hesabımızı hepsi bizden daha iyi biliyorlar. Mesela ben en çok Kılıçdaroğlu'na eleştiriyi şuradan yöneltiyorum. Ya sen bu işin içindesin. Sen nasıl tiyatro dersin yani? Sen kasetle gelmiş bir genel başkansın. Bir komplo öyle gelmişsin. Ve 9 defa 10 defa seçim kaybetmene rağmen oradan ayrılmıyorsun. Biz millet olarak bunun farkında değil miyiz? Nasıl oluyor da Türkiye'de yönetime gelme iddiasındaki ana muhalefet partisi lideri bunun Amerika tarafından yapıldığını, Almanya, İngiltere tarafından yapıldığını bilmiyor ve tiyatro diyor öyle mi? Bilmez. Çok iyi biliyor. İşte bunları hatırlattı Sayın Cumhurbaşkanı. Peki. Ee, zaten önümüzdeki dakikada Kılıçdaroğlu'nun Büyük Millet Meclisi'nde bir hakareti evet. var. Onu da konuşacağız. Orada yine... E, ön aldık neyiniz? şimdi. Evet. FETÖ konusuna e, TRT World forumunda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir de oradaki e, konuşmasına değerlendirmelerine kulak verelim. Sayın Gülerce ne diyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmeleri Şimdi için? Kılıçdaroğlu'nun yaptığı işler ne kadar tezat teşkil ediyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmeleriyle. Amerika'ya söylenecek sözlerin en ağırını söylüyor. Buna rağmen Kılıçdaroğlu Amerika'dan danışman getir diyor. Evet. Yani tezata bakar mısınız? Bir yerli milli olmayı savunanlar var. Bir de artık aleni küreselciliğe dönmüş, sırtını küreselciliğe dayamış bir altılı masa var. Türkiye'de bugüne kadar haklı eleştirilerle göze girmiş pek çok aydın gazeteci yazar şu anda sadece Kılıçdaroğlu'nun küreselcilerin gözüyle bakıyor meseleye. Hiçbirinin yazısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri yok. Amerika'ya tek laf yok. Şimdi kimse diyebilir ki Amerika'ya hep söylüyor bunları Cumhurbaşkanı da. Ne yapacağız yani Amerika'ya? Yapıyoruz. İnsafsızlık edilmesin. Şu anda Türkiye'nin yaptığı üç tane Suriye'nin kuzeyine, güneyimizde sınır ötesi harekat var değil mi? O harekatlarla biz çok önemli bir bölgeyi şu anda kontrolümüz altına aldık. Artı hep söylüyoruz şu anda kara harekatının deli kulağında. Evet. Onun işaretini de nerede verdi Sayın Cumhurbaşkanı? Türkiye İşveren Sendikalarının. Tamam oraya gidelim. Çünkü evet. Türkiye ve Azerbaycan kardeş yumruğu tatbikatı düzenlemişti. Hem orayla ilgili mesajlar evet. vermiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tisk'te konuştu. İzleyelim değerlendirmeleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii hem Türkiye Azerbaycan kardeşliğine değindi. Hem de aslında değil mi öncesinde terör operasyonu Olası kara harekatı ile ilgili de mesaj evet, o, verdi. O ifadesini de alalım, evet. getirelim çünkü öyle bağlandık. Lütfen. Çıkmış birileri diyor ki yine TİSK'teki konuşmasından. Kobani'yi şöyle yapamazsınız böyle yapamazsınız. Kobani bitti neyi yapamazsınız? Bu cümle çok önemli. Kobani bitti, bitti. neyi yapamazsınız? İdlib'de Kobani'de bütün buralarda gereken tedbirlerimiz neyse... Bu tedbirlerimizi her an alıyoruz, aldık ve ondan sonra da alacağız. O terörist dostlarınıza söyleyin, Türkiye onlar için artık öyle bereketli bir yer değil. Buraya girmeye kalktıkları anda burası onlar için boğulacak bir yerdir. Şimdi ben bu Azerbaycan'la ilgili ortak tatbikatı çok önemsiyorum. Hı hı. Ondan da biraz bahsedeceğim ama sayın... Cumhurbaşkanı e, tabii bunun esbabı mucibesi vardı. Şimdi burada bence İran'a da bir mesaj var. Yani İran Azerbaycan'a yönelik bir takım üstü örtülü açık tehditler savuruyor. Bu tatbikat diyor ki Türkiye ile Azerbaycan tek millet iki devlet idi. Şimdi tek millet Tek devlet gibi askeri sahada, ekonomik sahada davranmaya evet. başladı. Evet. Ve e, bir önemli ifadesi de şu. Tabii farklı bir gelişmeyi bu bölgede yaşatıyor diyor bu. Ya bu çok önemli. Çünkü bu tatbikata bakınız e, müşterek tatbikat Türkiye-Azerbaycan Bizim Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve iki ordu komuta kadebesi birlikte takip ettiler. Adı da Kardeş Yumruğu, yumruğu. Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı Seskin Gözlemci Günü. E, Sayın Bakan Akar'ın beraberinde önemini anlatmak için hatırlatıyorum. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülen de tatbikata geldiler ve telefonla bağlandı tatbikata Sayın Cumhurbaşkanı kardeş Yumru Tatbikat ile ilgili olarak bu tatbikat da göstermiştir ki biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz. Evet kesinlikle. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine TİSK 28. Olağan Genel Kurulunda konuşmalarından e, yine satır başları var. Onu da bir izleyelim dilerseniz. Ee, biraz önce konuştum, okuduğum bölüm yalnız. Zannedersem öyle. Dilerseniz evet. onu atlayalım o zaman. Evet atlayalım. Çünkü e, aynı mesajları verdi. Bahsettiğiniz şimdi tabii bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri devam ediyor. Tabii her sene olduğu gibi bu senede yine çok hararetli Sayın Gülerce. Bütçe görüşmelerinde kavgalar çıkıyor. Ee, biliyorsunuz ki bir milletvekili hastanelik oldu ee, ve bayağı hararetli karşılıklı partilerin birbirlerine laf dalaşına girdiğini de görüyoruz. Oradaki görüşmelerden bir takım kareleri görüyorsunuz. Ee, bu görüşmelerde en çok dikkatinizi çeken ne oldu Sen Gülerce ya bir defa bu görüntüler hiç hoş değil Kerbey. Yani burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. <laughs> i̇şte Gazi Meclis tartışması da oldu. Evet birazdan. Yani bu Gazi vermez. Meclis'te bu yumruklaşmalar eğlence mesela. Değil mi? Bunu kendilerine nasıl yakıştırıyor o, bu kavgalara girenler? Ben bilmiyorum. Ama nedir bu siyasetteki gerginliğin yani Partiler arasındaki gerginliğin, siyaset gündemindeki gerginliğin, mecliste yani çıbanın patlaması gibi bir şey, evet. ortaya çıkması. Evet. Bunları tasvip etmek mümkün değil. Ama önüne almak da mümkün değil. Yani çünkü bir defa ne görüşmesi bunlar? Bütçe görüşmesi. Her bakanın bütçesi geliyor. Bakan açıklamalarda bulunuyor. Bütçeyle ilgili bir şey demiyorlar ki. Siyasete. Evet. Şimdi Kılıçdaroğlu mesela kalktı, e, tansiyonu şeye vura vura, kürsüye vura vura yükseltti. Bir de yetmiyormuş gibi döndü AK Parti milletvekillerine sizin nasıl vekil olduğunuzu da biliyoruz dedi. Verelim bakın evet, şimdi. İzleyelim bakalım Kılıçdaroğlu CHP lideri meclis. hem gazi meclisi hakaret etti hem de meclisteki tansiyonu yükseltti. İzleyelim. Kılıçdaroğlu'na karşılık Mustafa Şentop'tan böyle bir cevap geldi. Şimdi Mustafa Elitaş. AK Parti. Mustafa Elitaş. Evet düzeltiyorum. Şimdi sözcüsü. Bence meclis müzakerelerinde en can alıcı nokta burası. Türker Bey. Öyle mi? Yani evet. Kendi ayağıyla bu lafı yedi Kılıçdaroğlu. Kendi ağzıyla sizin nasıl milletvekili seçildiğinizi biliyoruz deyince sağ olsun Mustafa Eltaş sandık bir gol attı. Senin nasıl genel başkan olduğunu hepimiz biliyoruz. Sen bir kaset komplosuyla, kimin kaset komplosuyla, Fetö'nün. 20 kişilik ekip önce Baykal'ın konuşmalarını dinliyorlar, bir olayı tespit ediyorlar. Sonra 20 kişilik ekip geliyor, dinleme cihazını koyuyor, dinliyorlar. Tam Kaydeden koyuyor. ekip kaydediyor. Ondan sonra belli şahıslar malum şahıslar eline servis ediyorlar. Anında bu gündeme gelince Kılıçdaroğlu Baykal'ın evine gidiyor. Hatırlayınız ve kapıda açıklama yapıyor. Aday değilim diyor. Kesinlikle aday değilim. Ertesi dedi. günde aday oluyor ve geliyor. Peki bu zincirleme olayı ilk defa Türkiye'de televizyonlarda kim anlattı? Eski CHP genel başkanlarından Altan Öğmen. Bana dedi geldiler. Baykal'ın genel başkanlıktan gönderileceğini yerine de Kemal Kılıçdaroğlu'nun geleceğini söylediler. Biz burada yayınladık kaç defa değil mi? Bakın enteresan bir şey. Yahu Türkiye'yi yerinden sarsacak 8 şiddetinde siyasi depremler oluyor ve bu depremin en başındaki şahıs Kılıçdaroğlu dönüyor AK Parti milletvekillerine. Kılıçdaroğlu'nun yüzüne karşı bu söylenmiş miydi bu kadar? Yüzüne Yok, hayır. karşı. Hayır. Bak benim için çok önemli. Değil mi? Hani söyleniyordu yani. ama yüzüne karşı ya, yüzüne direkt. Yüzüne karşı. Hem de nerede? Mecliste. Mecliste. Yani şu anda Türkiye'de televizyonlarda da bunu ilk defa bu şekilde gündeme getiren biziz. Övgü için değil. Çok önemli olduğu için. Mustafa Elitaş tarihi bir konuşma yaptı. Sen dedi AK Parti milletvekillerine bühtanda bulunuyorsun ama senin CHP'ye nasıl genel başkan olduğunu ve hala orada nasıl tutulduğunu da herkes biliyor. Herkes biliyor. Ve çok enteresandır. Bakın Bundan hiç şey bahsetmiyor Kılıçdaroğlu'nun altılı masasındakiler. Ya niye kimse Kılıçdaroğlu'na ya genel başkan biz oturduk bu masaya ama müsaadenizle biz kalksak ya. Baksana mecliste bile artık yüzünüze sizin ne söylenmiyor ya. Siz bunları nasıl azmi ediyorsunuz? İnsan içine nasıl çıkıyorsunuz? Çok ağır laf söyleyeyim. Siz bir kaset kompleksiyle FETÖ'nün CHP genel başkanına oturacaksınız. 10 seçimi kaybetmenize rağmen oradan indirilemeyeceksiniz ve tamamen CHP'yi bir proje istikametinde dizayn edeceksiniz. Yetmiyormuş gibi insanların gözünün içine baka baka Amerika'dan danışmanları partinin politikalarını, altılı masanın politikalarını yönetmek üzere adam getireceksiniz. Buna rağmen nasıl insan içine çıkıyorsunuz? He? Peki bir yandan da Gazi Meclis'e de hakaret etti ve o hareketlerini gördünüz. Yüksek yüksek, çok. Şey, yani acaba burada şunu çıkardı arkadaşlar aday olacak. Bu da onun vermiş olduğu bir acaba asabiyet mi? Öyle diyenler de oldu da. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Benim gördüğüm şey şu. Yani bu dışarıdan o Rıfkı mı? Ceremi Rıfkı. Ceremi, Çekecekler Ceremesini yalnız evet. getiriyorlar ya. Orada da ellerini ayaklarına biraz sonra konuşacağız bulaştırdılar. Ya dedi teknolojiyi görsünler diye getirdik dedi. <laughs> Şimdi Gürsel Tekin ona Gürsel Tekin herhalde genel başkanını dinlemiyor hiç ya. Ne dediğinden haber yok. Diyor ki mazereti vardı. Diyor. Biri diyor ki teknolojiyi göstermek için onu ayrıca konuşalım.